Ve rahat o artık. Rahat mı şu anda? Ben hayvan pazarına gittim kurbanca. Ondan sonra orada mı yakalarmış, hastalarmış başladım. Hayvan pazarına, kurban pazarına. Ondan sonra başladı, bir şey olmadı. Orada zaten sıkıntım iyi oldu. Bir görünük hastalığı bilmem bir şey iyi oldu. Sonra orada bir yakalandım. Ondan sonra başladı. Yağmıştık. Kaç gün oldum da, 15 gün oldu bilmiyorum da. Bu kadar oldu herhalde. Aşı olmuş muydu? Aşıyı sonra kova dolacaktım. Sonra parti aşaması gelecek dedi. Ben onu bekliyordum. O zaman öyle denk gelmedi işte bu böyle hastalandım. Siz burada vatandaşlara bir mesaj verecek olursanız... Tabii herkesini tespit ederim, her şey olmasın. Adil olarak olsunlar. Hep adil olarak aşı olsunlar. Bütün vatandaşlarımız. Siz aşı vurulmasaydınız böyle olur muydu? Evet, belki de olmayabilirdim. Belki de daha iyi olurdum. Ama gayet elden gitti, geçti. Aşı çok önemli diyorsunuz. Çok önemli, çok önemli. Çok önemli, hayatı önemli yani. Şu an hastanemizde takip ettiğimiz ve Türkiye genelinde takip olan COVID hastalarının yaklaşık %90'ı aşısız. Aşısız derkenden kastım hem hiç aşı olmamış hem de aşı dozlarını tamamlamamış kişiler şu an ciddi ve hızlı bir şekilde hastalanmaya devam ediyor. Aynı şekilde bizim yoğun bakım ünitelerinde takip ettiğimizde bu oran %93'lere, hatta ölümlerde %95'e varan aşısızlık oranları var. Yani aşısını yaptıran kişilerin hastalığı hastanede geçirme oranı neredeyse %10 iken diğer kişiler şu dönemki artan vakalarda hastalanıyorlar maalesef. Aşılara olan bir güvensizlik mevcut. Ama insanlarımıza şunu hatırlatmamız gerekiyor. Tarih boyunca geliştirilen tüm aşıların içerisinde koronavirüs aşıları en yeni teknolojiyle geliştirilen aşılar. Bu yüzden de güvenlilik oranı çok yüksek. Ayrıca bir pandemi söz konusu. Yani bizim bu pandemiyi, bu vaka sayılarını tüm dünya genelinde azaltabilmemiz için toplumsal bağışıklığı sağlamamız gerekiyor. Bireysel olarak olduğumuz tek başına aşılar bile yetersiz kalıyor ki, şöyle kişi hafif geçiriliyor zaten, gençlerde sıkıntı olmuyor dediğinde geçirdiği virüs ne kadar çok kişi bu şekilde hastalığı geçirirse mutasyon ve varyasyonlara daha açık hale geliyor. Yani bizim bulaşıcılığı, hatta virüsü dünya üzerinde minimum yüke, virüs yüküne sahip olmamız gerekecek. Böyle bir durum var.